Gel. Kılıfı değiştirdim biliyorsun. Her şey değişiyor. Şirketimiz şu anda Avrupa'nın en yüksek kapasiteli üretim yapan solunum koruyucu maske üreticilerinden bir tanesidir. Türkiye'nin de bu alanda ihtiyacını karşılayan 18 ülkeye ihracatta bulunan önemli bir tedarikçi konumundayız. Bildiğiniz gibi Çin'deki koronavirüsü patlamasıyla beraber şu an solunum koruyucu maske de piyasa tam anlamıyla çökmüş durumda. Bunun en büyük nedeni solunum koruyucu donanımlarda Çin şu anda dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda. Şu an tedarikçi olan bir ülke tedariği bırakmış durumda ve en büyük kullanıcı olmuş durumda. Tabii durum böyle olunca Türkiye'de bu alandaki önemli üretim merkezlerinden biri olarak talep patlaması yaşamış durumda. Son 4 gündür Çinli firmalardan inanılmaz yoğun bir istek var. Direkt buraya kendileri gelip kendileri görüşenler var. Yurt dışından direkt ziyarette bulunanlar var. Biz de elimizden geldiği kadar bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bizim kapasitemiz tek vardı ya da yıllık 24 milyon adet. Bu süreçle beraber şu an 24 saat usulünde çalışıyoruz. Yaklaşık 4 gün önce yapmış olduğumuz yönetim kuruluyla kendi içimizde bir kriz yönetimi oluşturduk. Ve şu anda hem ham madde stoklarımızı hem üretim kapasitemizi planlamış durumdayız. Halen daha Çinli firmalara ve Çinli ihtiyacına talep veriyoruz. Çünkü orada önemli bir hastalık var ve insanların bu maskeye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda Avrupa'da da görülmeye başlamasıyla ve yakın zamanda ülkemizde de görülebileceği endişesiyle şu anda kendi müşterilerimizi mağdur etmemek için kapasitemizin önemli bir kısmını kendi müşterilerimize ayırdık. Bunun dışında devletin belirlemiş olduğu hastanelerde bir virüs görünme vakasına karşı acil eylem planımızı oluşturduk ve bu hastanelerdeki talep durumunda hemen o gece istenilen adette sevkiyat yapabilecek durumdayız. Hangi tür maske bu virüslerden insanları koruyabiliyor? Tabii ki. Şimdi aslında burada iki şeyi önemini vurgulamak gerekiyor. Birincisi sertifikalı ve orijinal maske kullanımı çok önemli. Özellikle böyle kriz zamanlarında yani maskenin kara borsaya tabiri caizse düştüğü dönemlerde standarda uygun olmayan çok ciddi maskeler piyasaya sürülüyor. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu iki farklı modelde iki maske olarak bunları göstereyim. Daha farklı modelleri de bunların olabilir. Bu maskeler Avrupa standartında FFP2 ve FFP3 sınıfına giren koruma sağlayan maskeler. Amerikan standartında da N95 olarak bilinen maskeler. Standartına uygun üretilmiş olan FFP2 ve FFP3 maskelerde bakteri ve virüs filtreleme oranı %99.99'dur. Dolayısıyla şu anda korunabilecekleri en değerli ve en üst limit budur. Bunun dışında ekstra bir standart, ekstra bir ürün bulunmuyor dünya genelinde. Tabii buradaki risk ne? Birincisi sadece herhangi bir maskeyi ağzımıza taktığımız zaman kendimizi korunacağını düşünmek değil. Bu ikisinden bir tanesi olması, bu standartlardan bir tanesine sahip olması gerekiyor. İkincisi gerçekten standarda uygun üretilmiş olması gerekiyor. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman belki maske ama içerisinde uygun filtreleme malzemesi yoksa virüs ve bakteri kolaylıkla size enfekte olabilir. Üçüncü ve çok önemli bir konuda bu maskelerin virüsleri öldürme özelliğinin bulunmaması. Yani bu maske bakteri ve filtreleri tutma özelliğine sahip. Dolayısıyla bunların kullanım sonrası atılmasında, imha edilmesinde çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü virüs ve bakteri bulaşmış olan bir maske çıkarma anında elinizle temas etmesi durumunda bakteri ve virüsün tekrar size bulaşmasına neden olabilir.